İlk iddia kuponun tuttur da ne diye, bu kampanya efsane. Sen de tuttura gel, ilk kuponunu da kazanmaya başla. Tuttur, en kral sensin. Benim de öyle gollerimi koymuşlar. Sağ olsunlar. Sen daha çok oynadın. Ya biraz oynadık. İnsan mutlu oluyor. Ki o süreç gerçekten Beşiktaş adına da çok önemliydi. 2001 ya, yılı ekonomik ya. Olarak büyük sıkıntı varken 6 milyon dolara beni hani sattılar. Yani o süreç Beşiktaş adına da iyi oldu. Benim kendi adıma da iyi oldu ama çok da konuşmaya gerek yok. Natspor'dan mutlu günler. Fanzin Beşiktaş'la karşınızdayız. Beşiktaş'ın gündemini Nihat Kahveci ile birlikte değerlendireceğiz. Kaptan hoş geldin. Hoş bulduk. Hemen sohbetimize başlamadan evvel hemen sponsorumuza bir gidelim. 50 TL'ye kadar oynadığın ilk kupon Tuttur'dan hediye. Yorumdaki linkten Tuttur'a üye oluyorsunuz, kuponunuzu yapıyorsunuz ve ilk kuponunuza 50 TL'ye kadar Tuttur'dan hediye hemen hesabınıza geliyor. Tuttur'a üye olmayı unutmayın diyoruz ve Beşiktaş'ın gündemine geçiyoruz. Kaptan, Malatyaspor karşısında nasıl bir Beşiktaş buldun? Öncelikle bunu sorayım. Öncelikle keyif aldığımız bir maç oldu yani. Beşiktaş Rize Spor deplasmanındaki kadar iyi oynamasa da bence maçı kazanabilecek kadar iyi oynadı. Oyuncular sahanın içinde keyif aldılar. Defansif anlamda da rakibine Malatya Spor'a çok pozisyon vermedi. Sadece ilk yarıda Mustafa'nın 30 metreden inanılmaz şutu direkten döndü. İlk yarıdaki Gezal'ı oyundan çıkana kadar sakatlığı var. Bu arada geçmiş olsun, Josef'in performansı iyiydi. Batshuayi, o bildiğimiz Batshuayi koşularını yaptı, pozisyona girdi. Pjanic yüzü dönük bence muhteşem oynadı. Rozi atağa çıktı. Rıdvan atağa çıktı. Rıdvan çok atağa çıkıyor. Çok güzel bir detay ama tabii topları biraz daha iyi kullansa, ortaları daha iyi kesse belki çok daha gol ve goller atılabilirdi. Rıdvan bazen sahanın içinde Caner Erkin'e dönüşüyor diye düşünüyorum. Çünkü çok orta yapmaya başladı. Üçüncü bölgede bazen topları tutuyor, kaptırıyor, yanlış seçimler yapıyor. Ama oraya gitmesi de güzel. Defansif anlamda görevlerini yapan bir Rıdvan var. Necip Vida ikilisi de uyumluydu. Özellikle ilk yarı rakibine çok pozisyon vermediler. Keyifli bir Beşiktaş. Beşiktaş için şöyle bir özet yapabilirim maçla ilgili. Çok pozisyona giriyor, az atıyor, az pozisyon veriyor, çok iyi. Yani Tete'nin pozisyonuna kadar bence sahanın en iyilerinden biri Necip'ti. O müdahaleyi yapmasa büyük ihtimal penaltı olmazdı ki pozisyon bence net penaltı. Ama onun dışında bol pozisyona giriyor, direklere takılıyor, kaleci tutuyor, avuta gidiyor. Hani çok daha gol atabilirdi, atamadı. İstanbul dışında puan anlamında kayıp bir Beşiktaş var. Ama oyun anlamında keyif veren bir Beşiktaş olduğunu düşünüyorum ben. Tabii ki ilk 11'i gördüğümüzde bilmiyorum, benim gibi herhalde Beşiktaş'ı taraftarların %85'i 90'ı, oranı yükseltebilirim bile kamuoyundan duyduğuma göre, Kenan Karaman'ın ilk 11 oynaması. Yani ister istemez taraftar... Neden oynuyor? Ya bilmiyorum. Onun nedenlerini şimdi konuşuruz da, ister istemez taraftar orada bir güveni görmek isterdi sol önde. Larin oyuna bile girmedi. Neden girmedi onu bilmiyorum. Kontrat olayları beni bağlamaz. Sonuçta sahanın içinde kazandığında 2.7 milyon TL, 3 milyon TL paranın kazanıldığı bir lig ortamından, bir maç ortamından bahsediyoruz. Kenan Karaman'ı gören taraftarlar bence şok olmuştur neden ilk 11 oynuyor diye. Kenan Karaman da 65 dakikada hakikaten taraftarları haklı çıkarmıştır. Hani saç baş oldurdu. Koordinasyonu mu eksik diyeceğim, topu bilmiyor mu diyeceğim, hani çok koşuyor diye mi oynattı hoca, itmanlarda iyiymiş. Ya ben itmanlarda ne Messi'ler ne Ronaldo'lar gördüm, maça çıkıp hiçbir şey yapamıyorlardı. Bazı futbolcu vardır, itman topçusudur. Bak, Kenan Karaman iyi futbolcuydu, formdaydı ki Beşiktaş'a geldi. Ama Kenan Karaman'ın son 1,5 senesi maalesef çok kötü yani, milli takımda kötü. Başka oynadığı yerlerde kötü. Beşiktaş'taki performansı kötü. Hani Kenan Karaman'dan ne bekliyordu Önder Hoca, onu anlamadım. Özellikle de gençlikten bahsedildiği bir dönemde, projeden bahsedildiği bir dönemde Beşiktaş'ın ilk 11'inde Kenan Karaman var ve
O da hadi gol atsa, asist yapsa biz de desek ki ha bak o yüzden oynattı. Onu da söylettiremiyor Kenan Karaman performansı. Taraftar izlerken saç baş oluyor normal bir şekilde. Sonra yanındaki oyuncular da bundan etkilenir. Bu arada Alex Teixeira'nın gol atması onun adına önemli. Ya sakatlanmasa, istikrarlı bir şekilde oynasa Alex Teixeira'dan daha çok goller görebiliriz biliyor musun? Benim çok beğendiğim kaliteli çok bir oyuncu. Alex'le beraber Pjanic'in pas trafiği artıyor. Gezal'ın pas trafiği artıyor. Rozi daha çok öne çıkıyor. Batshuayi daha hareketli oluyor. Batshuayi için herhalde her maç sonunda söylemekten yorulmayacağız. Bir daha tekrarlayalım. Bu kadar pozisyona girip gol kaçırılmaz. Şanssızlığı da var mı? Var. Vuruyor, direkten dönüyor. Çok enteresan. Vuruyor, direği yalıyor. Çaprazdan avuta gidiyor. Ben halen sözümüz arkasındayım. Sen de katılır mısın? Batshuayi şu an 20 gole ulaşmıştı kaçırmasaydı. Topukla vurduğu bile yani çok etkili santrafor. Ya çok pozisyona giriyor ama bir şey söyleyeyim mi? Bir patlama yapacak bir gün. İkişer ikişer atacak her maç yani. Bunu da yazın bir kenara derim. Yani ben Batshuayi'yi beğeniyorum ama şu gol vuruşlarında biraz geliştirsin, itmandan sonra çalışsın diyorum. Hani özetlediğimde Kenan Karaman dışında beğendiğim bir Beşiktaş. Bir penaltı yaptırarak 1-1 berabere kaldı ama kazanmayı hak eden bir futbol oynadı derim. Kaptan, gençleştirmeden bahsediyoruz. Nerede bu çocuklar? Emirhan şimdi bir sakatlığı vardı. Mesela bu maçta da sonradan oyuna girdi ve yine ceza sahası içinde bir Emirhan, direkten dönen top. Yine görevini yapan bir Emirhan vardı. Ama mesela Can unutuldu, Serdar unutuldu. Buralarda enteresan. Yani şimdi Önder Hoca'yı geldiği ilk günden beri takdir ediyoruz değil mi? Kesinlikle. %100 söylediğimiz her şeyi hak eden bir performans. Seyirci de seviyor ama şu Kenan Karaman olayları, gençleri birazcık kullanmama olayları Önder Hoca üzerinde eğer galibiyetler gelmezse sıkıntı yaratabilir diye düşünüyorum. Bir de Önder Hocam, şu an elinde çok iyi fırsat var ya. Şampiyonluk hedefi olmayan bir Beşiktaş. Evet, kupada hedef var. Kupayı almalı. O da çok büyük hedef. Avrupa'ya direkt gideceksin. Ama gençlere daha çok şans verebilir ya. Hani Kenan Karaman'a verdiği şansı Güven'e ver. Yeri geldiğinde Can'a ver. Ben şunu anlamadım. Emirhan'ı sakat olmadığında daha çok oynat. Kaybedecek ya, bir şey kaptan, yok. Kazanırsın yani. Şimdi tamam, Alex Teixeira geri döndü. Larin'in durumu ortada. Güven Batshuayi ikilisinin çok iyi anlaştığını da görüyoruz. Yine bu maçta Güven oyuna girdi. İkisi çok iyi anlaştı birbirlerine. Pas i̇şte trafiği. Onu diyorum yani. Neden mesela Güven birden kesiliyor? Güven kredisiz bir oyuncu ya. Gerçekten yani. Hani Oğuzhan'ın kredisi Güven'de olsaydı Güven'le ilgili herhalde neler konuşurduk. Ve çocuğa da helal olsun biliyor musun? Küsmüyor. 20 dakika diyor Güven oyuna giriyor. Yine elinden geleni yapıyor. Bak ben Güven hep 11-11 oynasın tabii, demiyorum. Doğru. Ama iyi bir Güven. Batshuayi ile de uyumlu, Gezal'la da uyumlu. Başka bir pas trafiği oluyor. Ya bir de normalde sol ön iyi olduğunda, ya kontrat uzattı uzatmadı o konuları bilmem. Sol ön Larin'indir. Ne kadar eleştirirsen eleştir, Gezal'ın attığı pasları gol yapan bir Larin, Gezal'a da katkısı oluyor. Gezal veriyor, Kenan kaçırıyor. Gezal veriyor, Kenan kaçırıyor. Sonra ne oluyor? Gezal'ın geçen seneki istatistiği yok. Gezal'ın verdiklerini atsalar şu an Gezal'ın kaç tane asisti olurdu diye de düşünüyorum bazen yani. Kesinlikle seninle aynı görüşteyim ama ben özellikle Serdar konusunda bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ben de üzülüyorum yani. Serdar Saatçi daha çok dakika hak ediyor. Şimdi İtman'daki performansını bilemem ama dediğim gibi İtman'daki performans bir yere kadar. Bu çocuk 60 bin kişinin önünde Ajax deplasmanında kendisini kanıtladı diye düşünüyorum ben yani. O yaşta o deplasmana çık, Şampiyonlar Ligi seviyesi. Rakip şu an Avrupa'nın en formda takımlarından biri Ajax. O maçta iyi oynamış. Sonrasında Serdar yok ortalıkta. Çok enteresan. Hani Wellington oynuyor, Montero oynuyor. Serdar onlardan az oynuyor. Onu anlamıyorum. Çok enteresan. Gerçekten onu anlamıyorum. Necip'in oynamasına bir şey demem. Bu takımın Mian taşı denir değil mi? 112 Necip. Mian, 112 Necip abi. Stoper, sağ bek, orta sağ, forvet, kaleye de koy, kalecilik de yapar. Necip'e yapar. Hiçbir şey demem. Ama yanında bazen Serdar'ı da görmek istiyorum. Özellikle böyle bir sezonda. Ve onların bana sunduğu projeden dolayı görmek istiyorum. Gençlik, altyapı, öz kaynak düzeni. Biraz daha şans alsın. Montero'dan kötü oynamaz.
Wellington'dan kötü oynamaz. Ben o yüzden söylüyorum yani. Tabii ki bütün hep gençlerle çık ben demiyorum ama bir iki kere de Serdar oynasın yani. Şimdi de Serdar oynuyormuş, asist yapıyormuş. Rakibine sonra Nihat abi oynat dedin, asist yaptı. Yapacak. Hata yapmayan var mı? Evet. Rıdvan'la Ersin'i hatırla ilk. Kaç tane hata yaptılar? Çok. Kayseri deplasmanında top kaptırdı Rıdvan. Ama şampiyon oldu senin. Orta kesildi, gol oldu. Şampiyon oldun. Gençler hata yapacak. Birazcık sabredeceksin. Emirhan'dan bahsettin. Dün Emirhan'la ilgili çok enteresan bir bilgi öğrendim. Hayırdır? Kırım Türküymüş Emirhan. İlhan Mansız gibi ve çok büyük İlhan Mansız hayranıymış. Aa, süper. İnşallah İlhan Mansız gibi güçlü kuvvetli olur diyorum ben. İlhan Mansız gibi olursa zaten tamam, akar gider. Beşiktaş'ın bankosu olur yani, biliyorsun. İlhan Mansız çok güçlüydü ya. Milli takımda attığı golde unutulmaz. Altın gol, 2002 Dünya Kupası. Beraber de oynadığım, bir kere sahanın dışında da çok profesyonel. Emirhan da zaten gidişatı öyle. Güzel birine örnek almış. Çünkü futbol sadece 1,5 saatlik idman dilimi değildir. Onun dışında yaptıklarındır. Emirhan'ın o tavrı, duruşu, maç önündeki açıklamaları, gidip böyle yanağını sıkasın geliyor. O kadar sevimli ki Emirhan. Hani bu çocuk başarılı olmasını herkes ister yani. Sadece Beşiktaşlılar değil. Çünkü insanlar bazen böyle düzgün karakter de sever. Konuşurken mütevazilik, ayakların yere basması, Emirhan'da o var. İnşallah sahanın içinde de zaten gerekeni daha da iyi yapacak. İnşallah. Güzel birine örnek almış. Beşiktaş'ın inşallah yeni İlhan Mansız olsun. Tabii tabii. İnşallah İlhan kadar gol atarsa çok da akar gider Avrupa'ya. İlhan Mansız'ın kuvvetine... Çok iyi futbolcuydu canım. Değil mi? Çok oynadık beraber yani. Şimdi dün Beşiktaş'ın eski futbolcularından Duşko Tosic'in bir paylaşımı vardı. O paylaşımda Şenol Hoca, Beşiktaş Eski Teknik Direktörü Ali Naibi, Duşko Tosic ve 18 Ocak'ta Beşiktaş Kulübü tarafından teknik heyete dahil olduğu açıklanan Şenol Güneş'in yardımcısı Miguel. Hepsi bir fotoğraftalar. Duşko Tosic Beşiktaş logosunu koymuş fotoğrafa. Şimdi rejide varsa rica edeyim ben Muhammed'den, fotoğrafı getirsin ekranlara. Böyle bir fotoğraf paylaşıldı. Tabii herkes bunu ister istemez sezon sonu Şenol Güneş geliyor mu? Ki iki hafta önce biz de burada konuştuk. Sevgili değerli büyüğüm Şansal Büyükağ, sevgili Tümer Metin, Tümer abi, Fuat abiyle dahası da var da söylemişti. Önümüzdeki sezon başında Şenol Güneş Beşiktaş teknik direktörü olacak diye. Bu paylaşımdan sonra işte bu paylaşım şu anda ekranlara geliyor. Şeref Çiçek Hoca, Miguel, Ali Naibi, Eren Şafak, yani Şenol Güneş'in yardımcıları ve Duşko Tosic, Ali Naibi eski Beşiktaş idari menajeri. Hepsi İstanbul'da bir araya gelmişler, fotoğraf paylaştılar. Yavaş yavaş da şu an ekibin içine giriyorlar diyorsun, değil mi? Ne anladın bu fotoğraftan? Beşiktaş taraftarlar artık dediler ki Şenol Hoca geliyor. Benim ne anladığımdan daha çok Önder Hoca bu fotoğrafa nasıl bakar, orayı konuşmak lazım. Ben artık Önder Hoca'nın haberi var diye düşünüyorum. Varsa hakikaten Önder Hoca'ya söylenecek bir şey yok. Çok zor bir şeydir senin yerine gelecek birinin hazır olması. Senin de o süreci geçirmen. Ama Önder Hoca şimdi Beşiktaş öz kaynak düzeninden çıkmış. Gerçekten inanılmaz bir fırsat gelmiş, değerlenmiş bir teknik direktör olarak. Şenol Hoca ile devam edecek mi bilmiyorum. Devam da edebilir. Ama tabii ki Şenol Hoca ona ne kadar böyle bir hani görüş alır, onun görüşlerini uygular, orası şüpheli. Çünkü böyle lider karakterler genelde kendi dediği yapılsın isterler. Ama bu fotoğraf, özellikle senin de söylediğin gibi Şansal abi, Tümer abi, Fuat abinin yorumlarından anladığımız, sezon sonunda yeni teknik direktör ve ekibi belli. Şenol Hoca ve ekibi. Zaten de işte kondisyoner geldi. Her türlü bilgi alınır. Oyuncuların biraz performans arttırılır. Yeni sezon hazırlıkları başlamış Beşiktaş'ta. Taraftar bunu nasıl karşılar? Orasını bilemiyorum. Şenol Hoca ismi çıktığında isteyen var, istemeyen var. İki tarafa da saygı duymak lazım. Ama Şenol Hoca'nın da bu takımda 2 sene şampiyon olduğunu, Şampiyonlar Ligi'nden yenilgisiz çıktığını da unutmamak lazım. Ama şöyle bir şey var. Başkan Ahmet Nurçebi de olsun, sevgili yönetici Emre Kocadağ da olsun, her maç sonunda ufaktan hep böyle bir sinyal. Önder Hoca'yla hani devam ediyoruz, skorlar iyi, oyunlar iyi, işte takım ayağa kalktı üzerinden ama net bir şey konuşmamışlardı. Şenol Hoca net gibi gözüküyor. Ben bu fotoğraftan bunu anlıyorum. Sonra her şey değişir bilemem. Önder Hoca bir seri yakalar. 7-8 maç galibiyet. Bir Türkiye Kupası alır. Ondan sonra Önder Hoca'yı kimse de değiştiremez. Çünkü bazen sahanın içindeki skor, sahanın içindeki başarı
Beşiktaş'ın kupa alması Önder Hoca için en büyük kalkan olur yani. O zaman da değiştiremezsin. Şimdiden büyük konuşmak istemiyorum ama Önder Hoca'nın işi zor mu? Zor. Bir teknik direktörsün. Önünde bir 4 aylık süreç var. Gelecek hocayı biliyorsun, hazır diyorsun. Allah yardımcısı olsun. Ama Allah nasıl yardımcısı olsun işte? Sahanın içinde galip alacak. Bir de birazcık taraftarı dinlemesi lazım ki hep dinliyordu. Taraftar Kenan Karaman konusunda çok olumsuz. Oynatırsan, kazanamazsan sıkıntı yaşarsın Önder Hocam. Hani. Şimdi geçtiğimiz hafta fanzini çektik. Fanzin yayınlandı. Çıktım, yürüyorum. Yolda Beşiktaş camiasının önde gelen tanınan isimlerinden bir tanesiyle denk geldim. Zaten hemen de seni aradım Nihat abi. Kendisiyle konuştuk. Dedim ki Önder Hoca'nın yol haritası ne olacak? Yani devam edecek mi Beşiktaş'ta? Sonuçta dedim sözleşme imzalandı. Dedi ki Hakan'cığım Önder Hoca çok değerli bir futbol adamı. Özellikle genç yetiştirme konusunda Türkiye'de örnek gösterebileceğimiz bir çalıştırıcı yetişiyor. Fakat büyük takım teknik direktörlüğü çok farklı dedi. Önder Hoca çok duygusal. Önder Hoca çok iyi niyetli dedi. Büyük takımlarda teknik direktörlük yapmak bazen dedi böyle özellikleri olan teknik adamlar için oldukça zordur dedi. Şenol Güneş, Fatih Terim, Mustafa Denizli biraz daha katı oldukları için biraz daha bu yolları çok geçmişten itibaren çok büyük zorluklar görerek geldikleri için dedi artık dedi duyguları birazcık daha törpülenmiş oluyor dedi. Önder Hoca'nın maalesef dedi aşırı duygusal olduğu için dedi bu yolda dedi Beşiktaş yönetimi bu duygusal tarafıyla yürümek istemiyor dedi. Bu yüzden net dedi. Net böyle söyledi. Evet. Bu duygusal tarafıyla evet. Yürümek istemiyor. Çünkü gerçekten çok duygusal. Ya şimdi antrenör duygusallığı da ayarlamalı. Diğer tarafını da ayarlamalı diye düşünüyorum. Çok duygusal olmak gerçekten iyi değildir. Kenan Karaman'ı bile bence o duygusallıkla oynattığını düşünüyorum. İtmanlarda iyiydi, goller atıyordu. Ya bu çocuğa şans vereyim. Hani bir teknik direktör herkesle iyi olma ihtimali yok. Normal bir insanın bile herkesle arasının iyi olma ihtimali yok. Herkesle iyi olan bir insanda ufaktan bir sıkıntı vardır dersin yani dışarıda bile değil mi? Çok sonuçta iyi. Karakterler farklı. Ama sırf bu yüzden de yani Önder Hoca Beşiktaş'ın teknik direktörü olmamalı gibi bir düşünceye de katılmam. Bak tekrar söylüyorum. Bir seri yakalar, Türkiye Kupası'nı alır. Kimse de Önder Hoca'yı yollayamaz. Bak bu iş sahanın içinden geçer. Sahanın içinde başarısız oldun mu? Bak kulübün en büyük efsanesi iki kupalı Sergen Hoca istifa etti. Ya buralar büyük takımlar. İyi skolar aldığında her görüş değişebilir. Taraftar bir bağırır orada 30 bin kişi. Doğru. Önder Hoca kalmalı. Değiştiremezsin. Doğru. Ama şu an iş Doğru. Önder Hoca'nın elinde. Bence kesinlikle. Geleceğini kendi belirleyecek oyuncuların sahadaki galibiyetleriyle ve o Türkiye Kupası'nı alıp almamasıyla belirleyecek Doğru. diye düşünüyorum geleceğini. Ama Önder Hoca da herhalde biliyor sezon sonu gidecek. Ama dediğim gibi gitmemek için ufak da olsa ihtimal sahanın içindeki başarıdan geçer. Ben sabah bir şey gördüm. Yanlış mı anladım? Yanlış mı çevirttim? Sen bugün mü imza attın Sociedad'ı? Ha şey ya o. Ben yanlış mı anladım? Bu Real Sociedad enteresan bir kulüp ya. 20 sene önce. Enteresan. Adamlar şey daha ne yapacaksın? Şey anlamında tabii ki gurur duyuyorum. Bugün ben de bir baktım beni etiketlemişler. Ben gördüm onu gördüm. Ben 20, tabii evet. İspanyolcu olmadığı için. 20 sene olmuş Real Sociedad'a imza atalı. Benim de öyle gollerimi koymuşlar. Sağ olsunlar sen yani. Daha az çok oynadın. Ya biraz oynadık. İnsan mutlu oluyor ki o süreç gerçekten Beşiktaş adına da çok önemliydi. 2001 ya, yılı ekonomik ya. Olarak büyük sıkıntı varken 6 milyon dolara beni hani sattılar. Yani o süreç Beşiktaş adına da iyi oldu. Benim kendi adıma da iyi oldu ama çok da konuşmaya gerek yok. İyi ki hatırlattın. Hani ben her zaman söylüyorum bu şeyler zor değil ya. Bir doğum tamam. günü kutlama bazen hatırlamalar. Beni hatırlamasına sorun değil ama hatırlamayı hak eden çok kişi var tabii Beşiktaş ya. Camiasında. Bu Real Sociedad o yüzden ilginç. 20 sene önceki şeyi ne nereden hatırlıyorsun ya. Yani? Arşivleri çok İnsan demek. Mutlu oluyor tabii ya. Olmaz. Taraftarlar da beni dışarıda gördüğünde halen Kovacevic, Karpin, Xavi Alonso, De Pedro'yu sayıyorlar. Onlar da unutmuyor yani. Abi, güzel bir şey ya. Ülkemizi temsil ettik. Ya, Beşiktaş'ı temsil ettik Real Sociedad'da yani. Ya değerli izleyenler Madrid'e gittim.
Villarreal'de oynuyor kaptan. Sakat. Oynamıyor maçta. O gün hiç unutmuyorum. Makalele Real Madrid'de gelmişti. Şey tabii koşuyor. Real Madrid'de gelmişti. O hafta Barcelona Real şey Villarreal maçı var. Biz de kaptanla şeyde yürüyoruz Madrid'de. İnsanlar Nihat kaptanı çeviriyor. El Turco diyorlar. Ne sürekli, güzel bak. Ya, inanılmaz bir şey. El Turco diyor. Evet. Türkiye'yi temsil ettik. Ne güzel bir abi, şey. Abi çok işte. Enteresan. Herkes El Turco diyor. Tabii ben de o zamanlar genç muhabirim. Hani bakıyorum. Tamam Beşiktaş'tan tanıyoruz da. Kaldım böyle. Abi dedim ne diyorlar dedim. Ben sakatım oynamıyorum ya dedi. İşte keşke sen oynasaydın Barcelona yenerdiniz evet. Diyorlarmış ya. Ne kadar güzel onlar. Güzel günler. Çok ya büyük. Sonrasında işte İspanya'dan kaç kişi transfer oldu. Bak çok dünya güzel. Yıldızı Guti bile Beşiktaş'a geldi. Çok hani şey. Çok önemli oradaki işler. Temsiliyet tabii. Gerçekten önemli çok yani. Güzel. Allah razı olsun. Çok büyük iş başarmışsın. Tebrik ediyorum. Kaptan ağzına sağlık. Sen de ağzına sağlık. Sen de az çok oynadın ama işte. Bu arada. Ya o az çok benim yalnız unutamayacağım tamam. Bir anı ya. Bu arada Beşiktaş'a lig yeni başlıyor biliyorsun şimdi Antalya. Sonra Adana Demir, Altay, Trabzon. Sonrasında bir Başakşehir, Hatay, işte Alay, Trabzon, Alanya, Allah Hatay, Allah. Trabzon'u, Galatasaray'ı yani muhteşem Kâbus maçlar bizi bekliyor. Çok fena heyecanla bekliyorum ben de. Ya değerli izleyenler, geçtiğimiz hafta şey Galatasaray maçıydı değil mi bizim o yayın? Evren Göz, sen, ben Galatasaray-Trabzon evet. Maçından sonra müthiş bir yayınımız var. İzlemeyenler varsa orada bölüm var mutlaka izleyin. Bütün yayınlarımız müthiş ya. Abone olsunlar yeter ya ki. Yeter ki abone olun. Çok teşekkür ediyorum ben kaptan teşekkür ağzına ederim. Sağlık. Yayınımızın sonuna geldik. Yayınımızın sonunda ben hemen hatırlatmamızı yapmak istiyorum. Ocak ayının en popüler 5 fenomeni Tuttur üyelerine para dağıtmaya devam ediyor. 5 fenomenin hazırladığı kuponlara oynayan Tuttur üyeleri tam 1.877.000 Türk lirası kazandı. Siz de kazanmak istiyorsanız yorumlardaki linkten Tuttur'a gelin. Fenomenlerin hazırladığı kuponları oynayıp kazanma şansını kaçırmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın. İddia kuponun tutturdan hediye bu kampanya efsane. Sen de tuttura gel, ilk kuponunda kazanmaya başla. Tuttur, en kral sensin.